Herkese merhaba arkadaşlar, ben Rigo ve şu anda işe gitmek üzere evi terk ediyorum. 3 gün önce sipariş etmiş olduğum laptop bugün geliyor. Fakat tek sorun ben evde değilken geliyor. Bu yüzden bu videoyu çekiyorum. Az önce rüzgar tarafından savrulan birkaç köpük plaka tarafından saldırıya uğradım. Şu an arkamda gidiyorlar, görünüyor mu? Yani herhalde görünüyor. Neyse. Yeni bir bilgisayar demek sizlere daha iyi videolar sunacağım demek, daha iyi hizmetler verebileceğim demek. Bu yüzden bu videoyu da bu kanala atmam gerekiyordu. Laptopu elime aldım, ilk an görmenizi istiyorum. Bu arada şurada şöyle bir inşaat var. Burada her gün abime atarım. Bugün video olarak atayım. Gördüğünüz üzere. Yanmıştı orası. Şu anda tekrardan yapılıyor. Yangın görüntülerinde belki koyarım buralara, bir yerlere. Tabii onlar konu dışı şu anda, öyle spontane gelişti diye çok uzatmam o yüzden. Neyse. İşe gideceğim. İşteyken de molalarda ara sıra kargo takibini sağlayacağım. Size onları göstereceğim. Ara ara da böyle video gelecek. En son da gece 1'de iş kapanacak. Mekanı temizleyeceğiz. 1.30 civarı eve doğru yola çıkmış olacağım. Yine 1.40 civarı falan da evde olmuş olacağım. Ve evde olduğum zaman da laptopu ilk ele aldığım, ne denir ya? Yani doğru kelime bulamadım. Laptopu ilk defa böyle elime aldığım anı hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz ve değerlendireceğiz. Çok heyecanlıyım şu anda. Yani 3 gündür bu anı bekliyorduk. Bakalım neler olacak. Evet, şu anda gördüğünüz üzere kargo elime ulaştı. Benim daha işten çıkmama saatler var ve heyecanla bekliyoruz. Moladayım şu anda. O yüzden konuşabiliyorum. Bakalım gece kutuya hiç dokunmamalarını söyledim. Gece kutuyu ilk defa açacağız ve bir kutu açılımı videosu olacak bu aynı zamanda. Işık kapandı. Evet, tuvaletteyim bu arada. Gece görüşmek üzere. Burada yine çalıştığım anlardan bir tanesinde mutfak arasındayım ve mesajlaşıyorum babamla. Bir yandan kargoyu bu şekilde takipliyorum oradan. Evet, ışıklar kırmızı mavi yanarken yorucu bir üç gününden sonra saat gece 1.30, bu işin temizliği var, orada şeyi var falan filan derken saati 1.30 ediyorsunuz. Bu arada ışıkta kalayım diye yolun ortasında yürüyorum. O yüzden araba gelince çekildim. Yine yolun ortasına geliyorum çünkü sokak lambası bir tek yola vuruyor. Kaldırımda yürüsem görünmeyeceğim. Yine araba geliyor. Neyse, arabaların farları da yeter diyelim o zaman. Motor mu? Motormuş. Evet arkadaşlar, birkaç dakika sonra evimde olacağım. Ve şu halime bak ya, nasıl zordu bugün ya. Hani normal her günkü iş yapmadım bugün. Bardak götür bardak getir değil. Bugün beni mutfağa aldılar. Yemek dökmekle, temizlemekle, işte ne bileyim boş tabakları taşı, asansörden geri getir, sürekli bone tak çıkar falan filan derken uğraştırdı. Yoruldum ama hoşuma gitti çünkü bu bilgisayara gitmeden önce bu kadar böyle zorluk çekip gitmek sanki böyle o bilgisayara giden yolun zorluğunu temsil ediyor gibi. O yüzden hoşuma gitti. Birkaç dakika sonra bilgisayarımla buluşacağım ve video çekeceğiz. Evet arkadaşlar, beklemede kalın. Evin ışığı yanıyor gibi. Bizimkiler uyumamış olabilir. Arkadaşlar, bu sadece yeni bir laptop değil. Bu benim hayatımda alacağım ilk laptop. Daha önce hiç laptop kullanımım olmadı. O yüzden daha da bir heyecanlıyım. Yani bayağı bir heyecan var. Hem ilk laptopum, hem kendi paramla aldığım diyebileceğim bir şey ilk kez. Hem de canavar gibi bir bilgisayar. Bayağı güzel. Çok bekledik. Çok dert çektik. Ve işte sonunda geldik. Vay, bu ne böyle? Salatalık. Altı desi. Altı salla. Düşüyor. Gelmeden atmaya başladım. Ay. Şeyine tutarak kalınca 500 GB bir terabayt bir yerde yapıyoruz. Başladı mı? Başladı. Evet, kutu açılımımıza başlayalım bakalım. Şöyle şurayı bir alalım önce. Bilgisayarı ikiye bölmedim. Evet. Kutu geldi. Kutuyu biliyordum zaten önceden. İncelemelerden gördüm.
Su böyle. Casper Expendable G770. Ne diyor? Expendable G770. Tamam, benim aldığım model gelmiş gibi görünüyor. Salatalık göndermemişler mi? Yok. Dediğim gibi bak. Şurası adaptörü. Önce bir şey çıktı. Fiş bağlantısı. Şarjı çok çabuk bittiğinden şikayetçiler. Laptop bağlantısı. Çok şey, normalde çok bir şey gitmiyor ya. Yoğun kullanımda gider tabii. Yani şimdi canavar gibi bilgisayar ya. Oyun oynayarak mı deniyorlar? Ne yapıyorlar acaba? Bilmiyorum. Normalde sıkıntı olmaması öyle lazım. Öyle mi diyorlar şarjı? Çabuk bitiyormuş. Hazır mısınız? Açıyorum. Dur şöyle açalım. Evet. Ana laptop göndermişler. Şey göndermişler. Tablet göndermişler. İçinde hiçbir şey yüklü olmadığından bir USB ile gelmiş. Bunun içinde şeyler olması lazım. Driverlar. Tablet mi göndermişler? Tablet değil. Evet, doğru, laptop bu. Izgaralarından tanıdım. Hep incelemelerinde gördüydüm bu ızgaraları. Şöyle bakalım. Excalibur. Şuralar havalandırma, şuralar havalandırma. Küçücük bir şey. Nasıl küçücük ama? Ne bileyim, öne çıkmış. Vay. Küçücük bilgisayar, bir sürü para verdik. Açılacak mı? Açılması lazım. Şaş. Ha. Ana, bunu da renkli klavyesi. Hem de şey harcılı, bizimkinden daha güzel. Vay, ekranın şeyine bak. Ekranın kalitesinden belli ediyor zaten şu an şeyini. Şeyin şarjdan mı durması gerekiyor, bir şey mi olması gerekiyor? Ya hiç içinde bir şey yok ya, açılmayabilir. İçinde işletim sistemi yok, bunun boş geliyor. Hı. İşletim sistemini sonradan ekliyorum. Bu USB ile de artık şey oluyor herhalde, driver'lar falan. Ekleyebilir miyim onları? Hı. Eklemeye uğraşırım ben onlarla şimdi. Sen uyumasın da yani. Hı. Yani şimdi açılmaması normal şey yok. İçinde hiçbir şey yok çünkü boş geliyor. Windows 11 kurulumu olacak. Ondan sonra istediğim gibi kullanmaya başlayacağım. İyi, bayağı hafif. Şeyi nasıl göreceğim? 1 terabaytlık mı, 500 GB'lık mı, onları falan nasıl bileceğim? Onu önce bilgisayarı açmamız gerekecek onun için. Üstünde yazar mı? Yazmaz öyle şöyle. Sanmıyorum, yazacağım ya. Evet, gördüğünüz üzere bilgisayarımız sorunsuz bir şekilde elimize ulaştı. Şu şekilde garanti belgeleriyle, kullanım kılavuzuyla falan. Şöyle bilgisayarımızı da elimize alalım. Tabii şu anda bunu kullanamıyoruz. Gördüğünüz üzere 2,5 kilo civarı bir ağırlığı var. Şöyle bir diğer ekrana geçelim. Şöyle bir de yakından bakın. Sanki ışıklar parlıyormuş gibi ama hayır, aslında ışık yansıyor. Normalde açık değil şu anda. Tuşların kalitesi güzel. WASD işaretlenmiş. Şeyler yok. Ses yok. Az önce zaten görmüşsünüzdür bunları videoda. Çok güzel bir hissiyatı var. Böyle elinizi gezdirdiğinizde güzel bir hissiyat. Dolby. Gördüğünüz üzere ses sistemi Dolby. HDMI girişi var. Bunun için etikete gerek var mıydı gerçekten bilmiyorum. Ama Intel Core i7 ve RTX işlemci, aman RTX ekran kartısı çok güzel duruyor burada. Onu söylemede edemeyeceğim. Şöyle bir de açalım. Tekrardan yine göstersin geldi. Gördüğünüz üzere RGB klavye. Ya şu benim telefonum her şeyi mahvetti ama o kadar net ki, hani benim bilgisayarın hertzinin ne kadar düşük olduğunu bunun hertzine bakınca anlıyorum. Yani gerçekten cam gibi ya. Vallahi billahi. Şu kalınlık insanları biraz rahatsız etmiş internette. Ama bence sıkıntı değil ya. Şöyle burada bir Excalibur'u görmek falan güzel. Kenar inceliği şurası çok iyi. Bu beni şaşırttı bayağı. Yani düşündüğümden daha ince. Üstü de normalde çok ince. Kameradan dolayı birazcık kalınlaşmış ama onun dışında çok ince aşırı. Şu an herhangi bir şey açmadı. Onu demin açtıydı, ben herhangi bir tuşa basmadım ama F12 diyelim bir de. Şöyle Excalibur logosu gelecek mi? Bakın. Hertz'ini görmeniz lazım. Aynen. Birazdan bu bilgisayara UEFI Windows kuracağız.
Öyle değil mi Ali? Evet Recep. Birazdan gerçekten UEFA Windows kuracağız. Saat gece 4. Bir türlü şu format USB'sini hazırlayamadım. Daha bilgisayar bile gelmeden önce iki kere normalde yüklemeyi denedim. Olmadı, sürekli beklenmedik bir hata oluştu deyip kapandı. USB'den kaynaklı bir sorun olduğunu düşünüp USB'yi değiştirdim. Bilgisayar geldikten sonra artık işten dönünce. Bu sefer de gittim, yanlış USB seçmişim. Bilgisayarın yanında gelen driverların olduğu 8 GB'lık bir USB var, onu seçmişim. Oraya da yükleyemedi. Bir de onun için bekledim. Üçüncü bekleyişim. Dördüncü bekleyişimde de her şey yolundaydı. Yeni USB seçtim. Yani olacağından ümitliyim. Bu sefer bir sorun çıkmaması lazım. Daha önce çünkü bu USB'ye kurmuştum kurulumu falan filan. 32 GB hani yeterli alan da var. Bu sefer de elektrik kesildi. Elektrik kesildi. Saat gece 4. Tekrardan başlıyorum. 5. kez. 5. kez Windows kurmak için başlıyoruz. Bakalım. İnat ettim yani. Uyumayacağım, bırakmayacağım, bunu halledeceğim. Ve zaman geldi. Saatlerimiz gördüğünüz üzere 5'i 5 geçeyi gösteriyor. Casper Excalibur G770 modelli bilgisayarımıza sonunda Windows 11 kuruyoruz. Öyle değil mi Ali? Evet Recep, gerçekten de Casper Excalibur G770 model bilgisayarımıza Windows 11 kuruyoruz. Evet, ilk defa farklı bir hareket. Windows 11'i de ilk defa kuracağım bu arada. O yüzden hani heyecan da var. Türkçe Q, Türkiye. Evet, her şey burada yolunda. Şimdi yükle. Fare falan yok bu arada. Şu an touchpad'i kullanıyorum. Hassasiyeti biraz arttırılabilir. Ürün anahtarı. Bunu biliyorsunuz ki sonradan crackleyeceğiz. Bu bir suç ilanı gibi bir şey oldu bu video ama. Yani ne yapalım arkadaş. YouTube'da bir sürü var böyle videolar. Benim kıytırık 10 izlenen videom mu şimdi suç olacak? Dur, ha, ürün anahtarım yok diyeceğiz buna. Gece 5 olunca tabi. Algılar biraz kapalı. 2023 Aralık'ta mı değiştirilmiş bunlar en son? Home mu? Pro mu? Education mu? Bu Pro'da herhalde daha böyle Word dosyaları falan oluyor değil mi? Onu bence bunu Pro'yu seçelim. Yani adı üstünde. Home diyor bir de zaten, ama Home'da kullanacağım. Education'da kullanacağım aslında. Pro ama sanki hepsinden daha üstün. Sanki bütün yukarıdaki özellikleri barındırıyor gibi geliyor. Çok da bir bilgim yok bu konuda bu arada. Hani Pro sürümü, Home sürümü, bunlar yıllardır olan şeyler ama aradaki farkı net olarak bilmiyorum hala. O yüzden kabul ediyorum. Şöyle okuyormuş gibi de yapalım. Oo, bu farenin hassasiyeti çok yavaş şu an. Bir de bu fare niye o kadar büyük? Evet. Yükselt Windows. Yalnız bu arada bir söyleyeyim mi? 440 Hz'in farkı o kadar belli oluyor ki. Şimdi Windows yükle. Dosyaları koru. Dosyalar Windows'a taşınmaz. Yani bu FreeDOS bu bilgisayar olduğu için zaten direkt özeli seçmemiz gerekiyor. Gördüğünüz üzere 1 TB'lık hard diskimiz var burada. O yalnız o 1 TB size sistemle beraber. Gerçi sistem diyor ki içinde, bu niye 931 görünüyor? Bu hep böyle oluyor ya. Bunun bir sebebi vardı da o sebebi neydi unuttum. Hani Windows falan diyeceğim, Windows değiliz. Çünkü Windows'u yeni kuruyoruz. Bir sebebi vardı onun. 1 TB mesela buna düşüyor. Bu hatta yüzdelik olarak artıyor herhalde. Çünkü mesela 250 GB'lık şeyde de 230 civarı herhalde kalıyordu. Tabii ki de tek şu an SSD'miz olan bu bölüme Windows'u kurmaya başlıyoruz. Windows'umuz kurulurken aklıma bir şey daha geldi. Bir detaydan bahsetmeyi unuttum. Şu an kutu yanımda değil ama ekrana fotoğrafını koyarım. Bu bilgisayar bu ay üretildi. Ve şöyle bir durum var Excalibur'larda. Casper'ın Excalibur serisinde mesela şey yapabiliyorsunuz. Kostümizasyon mu denir? Seçebiliyorsunuz böyle bilgisayarınızın nasıl olması gerektiğini. Yani ben 30 GB RAM istiyorum. Ama diyorsunuz 1 TB işte SSD istiyorum falan filan diye böyle seçiyorsunuz. Ve size özel bilgisayar yapılıp geliyor. Yani daha doğrusu parçaları birleştirilip geliyor. Ben öyle bir şey yapmadım. Ben direkt internet sitesinden aldım.
Ama galiba Casper Excalibur'un çalışma mantığı bu. Çünkü oy, ne oluyor lan? İlk defa Windows 11 kuruyorum, böyle beyaz bir ekran çıkacağını bilmiyordum. Evet, buna devam edeceğiz. Neyse. Temmuz abi, Temmuz 2024'te çıkmış bu bilgisayar, yani öfkeli de üretilmiş ve ben bunun bayağı bildiğiniz dün olduğunu düşünüyorum ya. Bu bilgisayar muhtemelen parçaları dün bir araya getirildi. Yani şu an çok taze bir bilgisayar var elimde gerçekten. Evet, neyse biz Windows kurulumuza devam edelim. Türk çekiyor tabii ki de. Bakın, babam beni bir kandırmıştı hatta, oğlum bunu niye fake klavye aldın diye. İkinci bir klavye, hayır hiç istemiyorum öyle şeyler. O bilgisayarı kurmaya devam etmek için internete ihtiyacım var ve bu internete Wi-Fi ile bağlanamıyoruz. Ethernet bağlı olması gerekiyor. Yani gerçekten bu bilgisayarı evinizde internet olmasa kullanamayacaksınız. Yani bu devirde evinde internet olmayan kaç kişi vardır bilmiyorum ama bu bilgisayarı direkt aldığınız gibi rahatça kullanamıyorsunuz. Önce bir Windows kurmanız gerekiyor. Windows kurduktan sonra driverlar kurulacak. Çünkü driverları bayağı eksik. Ve Ethernet. Şimdi ben yattığım yerden kurmaya çok alışmışım. Bu arada üşüyorum şu an. Fanlar aşırı soğuk hava üflüyor. Çok ilginç ya. Oğlum, ortamı serinletiyor ya. Normalde laptoplar ortamı ısıtmaz mı böyle? Neyse, şu an mecbur yerimden kalkacağım. Başladığım işi yarıda bırakamam. Ethernet bağlayıp devam edeceğiz. Evet, laptopu daha iyi kullanmak için fare kullanmak istedim. O yüzden fareyi taktım. Sonra klavyeyi taktım. Sonra benim eski monitör burada kalınca o ağırlık oldu. Onu çıkardım. Sonra işte aşağıdaki kablolar sarkıyordu diye Ethernet kablosunu da bağladım. Ve ses sistemi var, madem ses sistemi de bağlayayım derken bir anda laptopu kurmuş oldum buraya. Yani istemeden oldu. Bilgisayarı attım. Yani bildiğiniz laptopu şu an buraya PC gibi kurmuş oldum. Evet, şimdilik böyle. Euro Truck Simulator 2 indiriliyor. Bu çok önemli bir detay çünkü benim bu laptopu almam için bana bardağı taşıran son damla Euro Truck Simulator 2 olmuştu. Güncelleme almıştı ve güncellemeden sonra ben oyunu artık oynayamaz hale gelmiştim. Eski bilgisayarım yani artık Euro Truck Simulator'ı bile kaldırmıyordu. O yüzden dedim ki vakit gelmiştir dedim ve hemen birkaç gün içinde araştırmamı yapıp kararımı verip bu bilgisayarı seçtim. Bu bilgisayarı aldım ve ilk indireceğim oyun o yüzden Euro Truck Simulator 2 oluyor. Gece şu an işe gidiyorum. Hazırlandım, gördüğünüz üzere sırtımda çantam falan filan. Gidiyorum. Gece 2'de ama 1'de işte 1,5 gibi falan gelip belki bir tur böyle kısa bir sürüş yaparım 2 saatlik. 2 saat dedim, oyun içi 2 saatlik. Dur, oyun içi 2 saatlik zaten kısa oluyor. Pardon, 2000 civarı kilometrelik diyecektim. Ondan sonra da yarın artık işte San Andres'i indiririm. Lan o kadar bilgisayar tutulması ne San Andres'i? Ama olay San Andres değil. Olay benim o San Andres içinde yapacağım şeyleri montajlayacağım program. Öyle bir program indireceğim ki çok rahat, çok istediğim her şeyi yapabileceğim bir program olacak ve San Andreas Suçları yepyeni sezonuyla karşınızda olacak. Evet, neyse bu videoyu da burada bitirebiliriz herhalde. Yenisi ya da yolda giderken devam edelim. Evet, size yeni bilgisayarımla ilgili neredeyse bütün süreci aktardım artık. Videoyu noktalamanın vakti geldi. Son olarak artık söylemem gereken şeyleri ve incelemelerimi size aktarayım. Bu kısa kullanımda. Evet, bilgisayarımızı aldım, kurduktan sonra kurulumla bayağı bir zaman geçti ama kurduktan sonra incelemelerime şöyle başlayabilirim şimdilik. Daha uzun kullanım incelememizi yapamıyoruz şimdilik. Şöyle, bu bilgisayar gayet güzel. Özellikleri aynen internette yazdığı gibi. Bazı insanlar demiş işte ben 1 TB aldım, 500 GB geldi falan diyenler olmuş dedi babam. Ama herhalde öyle bir sıkıntı olmayacaktır. Ama benimkinde hiçbir sıkıntı yoktu. Benimkinde gayet her şey yerli yerindeydi. Ve canavar gibi. Ya dediğim gibi zaten ben taş devrinden çıktığım için bana zaten her türlü güzel gelecek. Hani belki birisine fanı gürültülü, şu şöyle ve böyle diye diyecekleri şeyler vardır ama bende hiçbir yok çünkü bana şu an hepsi böyle uzaydan gelmiş gibi geliyor. O yüzden hiçbir problem yok. Fanları hakkında söylemem gereken bir şey var. Bunu videonun başlarında sanırım göstermiştim. Abi fanları turbo ve efsane çalışıyor ya. Hani şu an yoğun ısıda kullanacak bir şey yapmadım ama hani bilgisayarın böyle bazen kurulum yaparken zorlandı ve fanların çalıştığı da anlar oldu ve
Hani normalde böyle anlarda sizin dizinizin yanması falan filan gerekiyor. Değil abi, benim bayağı bildiğiniz üşüdüm. Fanları efsane üflüyor ya, bayağı olağanüstü üflüyor. Gürültü çıkarıyor tabii bu biraz. Hani nasıl söyleyeyim? Ya kütüphanede bu bilgisayarı kullanırsınız çünkü kütüphanede yoğun bir şey yapmayacaksınız, ama atıyorum kütüphanede ya şu canım sıkıldı şöyle bir oyun gireyim diye Red Dead 2 girerseniz oradaki herkes size bir bakar böyle, ulan bu ne yapıyor böyle ya falan diye. Çünkü orada biraz rahatsız edici ses çıkarabilir o mesela. Ya böyle örnek verebilirim bu duruma. Ama onun dışında tamamen sessiz çalışıyor normal kullanımda. Pil konusunda ben %90 gibi bir civarda şarjdan çıkardım. Ve driverları kurmaya devam ettim. Driverları kurarken bir şarj bir hızlı gitti gibi geldi. 2 saat civarı bir şarj gösterdi. 2 saat iyi midir? Yani bence iyidir. Ve şunu da ekleyeyim, ben USB'ye Windows'u kurarken kendi sıkıntılarımdan dolayı kuramadım. Flash'ın bir tanesi bozukmuş. Diğerinde de yanlış kurdum falan filan derken o biraz uzadı ama Windows'un kurulumunu USB'ye düzgün bir şekilde yaptıktan sonra geri kalan her şey çorap söküyor gibi geldi. Gittim yani kurdum. Kuruldu. Sonra Casper'ın kendi gönderdiği 8 GB'lık driverların olduğu USB'yi taktım. Onları tek tek kurdum. O da biraz zaman aldı bu arada. Böyle rahat bir 2 saatimi almıştır o da. Onları yaptım. Ve şu an bilgisayar gayet düzgün çalışıyor. Oyun performansları, oyun incelemeleri daha sonra gelecektir. Şimdilik benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.